Hiçbir kitap okumamış ve hiçbir harf yazmamış bir insan, tarihin karanlıklarında gizli kalmış bir medeniyetten sanki görüyormuş gibi bahsetti ve verdiği bu haber kendinden tam 14 asır sonra bilim adamlarının araştırmalarıyla tasdik edilse, böyle bir durum karşısında ne düşünürdünüz? Ve şu ihtimallerden hangisini kabul ederdiniz? 1. Bu zat zaman ve mekanları aşıp ta o kavmin yaşadığı asra gitmiş ve gördüklerini tekrar asrına dönerek haber vermiş. Bu şıkkı hiçbir akıl sahibi kabul edemez. Bunu kabul etmek ancak ve ancak akıldan istifa etmekle mümkündür. 2. bu zat zaman ve mekanları yaratan ve ilmiyle her zaman ve mekanı kuşatan Allah'ın elçisidir ve onun peygamberidir. Onun bildirmesiyle biliyor ve onun haber vermesiyle bildiriyor. Bu şık kabul edilmelidir. Zira kabul edilebilecek bundan başka seçenek yoktur. Evet, yol iki değil tektir. Bu da o zatın kesinlikle ve kesinlikle Allah'ın peygamberi olduğuna inanmaktır. Şimdi o zatın peygamberliğini ve elindeki fermanın Allah'ın kitabı olduğunu ispat eden mucizevi habere geçiyoruz. Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Yüksek sütunlar sahibi İrem'e, ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi. Fecir suresi 6 ve 8. 1990'lı yılların başında dünyanın tanınmış gazeteleri çok önemli bir arkeolojik bulguya muhteşem Arap şehrini buldu. Efsanevi Arap şehri bulundu. Kumların Atlantis'i Ubar başlıklarıyla yer verdiler. Bu ilginç arkeolojik bulguyu daha önemli hale getiren isminin Kur'an'da anılıyor olmasıydı. O güne kadar Kur'an'da bahsi geçen Ad kavminin bir efsane olduğunu veya hiçbir zaman bulunamayacağını düşünen birçok kişi bu yeni bulgu karşısında hayrete düştü. Kur'an'da sözü edilen bu şehri bulan kişi amatör bir arkeolog olan Nicholas Klapp idi. Bir Arap tarihi uzmanı ve belgesel yapımcısı olan Nicholas Klapp, Arap tarihi üzerine yaptığı araştırmalar sırasında 1932 yılında İngiliz araştırmacı Bertram Thomas tarafından yazılmış Arabia Felix adında bir kitabı rastlamıştı. Arabia Felix romanlarının Arap Yarımadası'nın güneyinde bulunan ve günümüzdeki Yemen ve Umman'ı kapsayan bölgeye verdikleri isimdi. İngiliz araştırmacı Bertram Thomas, Ad kavminin yaşadığı Ubar kentinin kalıntılarını bulunduğunu Umman'ın sahile yakın bir bölgesinde araştırma gezisi yapmıştı. Gezisi sırasında çölde yaşayan Bedeviler ile görüşmüş ve bu Bedeviler ona eski bir patika yolu göstermişler ve bu patikanın Ubar isimli çok eski bir şehre ait olduğunu anlatmışlardı. Bertram Thomas'ın kitabını inceleyen Nicholas Klapp, Thomas'ın haber verdiği Ubar'ın varlığını kanıtlamak için iki ayrı yola başvurdu. Önce Bedeviler tarafından var olduğu söylenen patika izlerini buldu. NASA'ya başvurarak bu bölgenin resimlerinin uydu aracılığıyla çekilmesini istedi. Daha sonra da Kaliforniya kütüphanesinde bulunan eski yazıtları ve haritaları incelemeye başladı. Kısa bir araştırmadan sonra Mısır Yunan coğrafyacısı Batlamyus tarafından M.S. 200 yılında çizilmiş bir harita buldu. Haritada bölgede bulunan eski bir şehrin yeri ve bu şehre doğru giden yolların çizimi gösterilmişti. Bu arada NASA'nın çektiği resimlerde yerden çıplak gözle görülmesi mümkün olmayan ancak havadan bir bütün haline görülebilen bazı yol izleri ortaya çıkmıştı. Hem eski haritada belirtilen yollar hem de uydudan çekilen resimlerde görülen yollar birbiriyle kesişiyorlardı. Bu yolların bitiş noktası ise eskiden bir şehir olduğu anlaşılan geniş bir alandı. Böylece Bedevilerin sözü olarak anlattıkları hikayelere konu olan efsanevi şehrin yeri bulunmuş oldu. Yapılan kazılarda kumların içinden eski bir şehrin kalıntıları çıkmaya başladı. Bu nedenle bu kayıp şehir kumların Atlantis'i Ubar olarak tanımlandı. Bu eski şehrin Kur'an'da bahsedilen Ad kavminin şehri olduğu kanıtlayan asıl delil ise şehrin kalıntılarıydı. Yıkıntıların ilk ortaya çıkarılışından itibaren bu yıkık şehrin Kur'an'da bahsedilen Ad kavmi ve İrem'in sütunları olduğu anlaşılmıştı. Zira kazılarda ortaya çıkartılan yapılar arasında Kur'an'da varlığına dikkat çekilen uzun sütunlar yer alıyordu. Kazıyı yürüten araştırmacı ekibinden Julius Darins şöyle diyor: "Bu şehri diğer arkeolojik bulgulardan ayıran şey yüksek sütunlarıdır. Dolayısıyla bu şehir Kur'an'da bahsi geçen Ad kavminin kenti İrem'dir." Peki Ad kavmi ve İrem şehri neden helak olmuştu? Hazreti Hud peygamber bu dev insanlara doğru yolu göstermiş fakat onları bildiklerini yapmaya devam etmişlerdi. Ad kavminin bazı özellikleri vardır. Eşi benzeri olmayan İrem şehriyle beraber
o zamanın insanları gerçekten şu anki normal insanlardan daha iri ve daha cüsseliydi. Yani onlar bizden daha uzundu. Yani kısacası devdiler. Ad kavmi Kur'an-ı Kerim'de adı geçen ve helak edilmiş kavimlerden biridir. Bu kavmin bugünkü Umman bölgesinde Bedevilerin Ubar şehri adı verdikleri, büyük çöllerin ortasında bir kentte yaşadıkları düşünülmektedir. Ad kavmi Hazreti Nuh'un torunlarından biri olan Ad'ın soyundan gelmektedir. Tahminen tufandan 800 yıl sonra yaşadıkları tahmin edilmektedir. Ad kavmi bolluk, refah, zenginlik içinde yaşamaktaydı. Yüksek sütunlar, yüksek binalarla dünyanın en güzel şehri sayılan İrem şehri adı verilen kenti inşa etmişlerdi. Bu kent o kadar eşsiz ve benzersizdi ki arkadaşlar, biz doğalgazla veya herhangi bir yakıtla sıcak suyumuzu temin ederken onlar farklı bir metot bulup o sıcak suyu temin edebiliyorlardı. İrem şehrinde öyle bir teknolojik harikalar vardı ki, yani şu an sadece onların sütunlarından bahsediyoruz ama onlar ileri derecede teknoloji sahibiydiler. Yani biz Atlantis'ten falan bahsediyoruz ama İrem şehri de bunlardan bir tanesiydi. Hatta çok ileri düzeydeydi. Ad kavmi lüks ve gösterişe çok düşkün kimselerdi. Ekonomik olarak oldukça zengin olan bu kavim, yüksek sütunlu ve aşırı derecede görkemli İrem şehrini inşa etmiştir. Kısacası dünya cenneti yaşayan, her istediklerine sahip olan bu topluluk, zamanla şükür etmekten uzaklaşıp yüce yaradanı unutur olmuşlardır. Bu kavim zamanla Allah'tan gafil kalmış ve şeytan sayesinde fitne ve fesada düşmüşlerdir. Fitne ve fesatlık yüzünden zamanla daha da zalimleşen Ad kavminin insanları gün geçtikçe daha da zalim olmaya başlamışlar ve hatta güçlü olanlar güçsüz ve aciz olanlara karşı üstünlük taslamaya başlamış ve zulüm artık sıradanlaşmıştır. Ad kavmi büyük tufandan sonra putlara dönen ilk kavimdir. Yüce Allah onlara doğru yola dönmeleri için aralarından seçtiği Hazreti Hud peygamberi elçi olarak göndermiştir. Ancak Hazreti Hud peygamber sadece soy olarak bu kafirlerin kavminden gelmekteydi. Yaşayışı düzenli olup onların dinleri ile uzaktan yakından alakası yoktu. Son derece temiz ve iyi biriydi. Allah-u Teala'nın Hazreti Hud peygamberi görevlendirmesinin ardından Ad kavmine giderek onlara doğru yolu, İyilik etme değerinden bahsederek çok lüks binalarda yaşadıklarını, bolluk ve refah içerisinde uzun bir hayat sürdüklerini, bu sebepten şükredip putlara tapmayı bırakarak Allah'a tapmalarını ve tövbe etmelerini istemiştir. Onları uyarmış ve ataları olan Hazreti Nuh kavminden ibret almalarını istemiştir. Ancak Ad kavminin başta lideri olmak üzere halkın tamamı bu uyarıya kulak asmamıştır. Ad kavmi Allah'ın verdiği nimetlere nankörlük etmeleri, peygamberlerini inkar ve isyanları sebebiyle 8 gün 7 gece Hakka suresi süren şiddetli kasırga rüzgar sebebiyle helak olmuş ve ardından bu kavimden geri hiçbir şey kalmamıştır. Hazreti Hud aleyhisselam onlara sakınmaz mısınız demişti. Gerçek şu ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan korkun, sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Siz her yüksekçe yere bir anıt inşa edip oyalanıp eğleniyor musunuz? Ölümsüzlük kılınmak umuduyla sanat yapıları mı ediniyorsunuz? Tutup yakaladığınız zaman zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeylerle size yardım edenden sakının. Davarları, oğulları, bahçeleri ve akarsuları size o vermiştir. Doğrusu ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum. Dediler ki, bizim için fark etmez. Öğüt versen de öğüt verenlerden olmasan da bu geçmiştekilerin geleneksel tutumlarından başkası değildir ve biz azap görecek de değiliz. Böylelikle onu yalanladılar. Biz de onları yıkıma uğrattık. Gerçekten burada bir ayet vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir. Şuara 123 ve 140. İşte görüldüğü gibi sözde güçlü kuvvetli olduklarını iddia eden, kendilerine azabın gelmesini alaya alan, kendilerine Hud aleyhisselam tarafından bir zararın olmayacağını ileri süren, kendilerine aşırı güvenen, gücün kendilerinde olduğuna inanan, gücün yaratanda olduğuna inanmayan bu fesatçı Ad kavmi için Allah Celle ve Celaluhu Hazretleri bizlerin ve ahirete kadar tüm insanlığın bundan ders almalarını isteyerek Ad kavmine gelince yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve bizden daha kuvvetli kim var dediler. Onlar kendilerini yaratan Allah'ın onlardan daha kuvvetli olduğunu görmediler mi? Onlar bizim ayetlerimizi inkar ediyorlardı. Fusilet 15'te buyurmaktadır. İşte bu şu anki insanlar için ibret verici bir olaydır.
Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah sizden razı olsun. Allah'a emanet olun.